Haftalarla bir Dragon Ball olan kıymetli takip edicileri programımıza 7. sözden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoş geldiniz hocam. Teşekkürler. Hoş bulduk. 20. sözle ilgili ayetlerin hemen peşinde Üstad'ın şu ifadesi var. Bir gün şu ayetleri okurken İblis'in ilkatına karşı Kur'an-ı Hakim'in feyzinden 3 nükte ilham edildi cümlesinde İblis'in ilkatından maksat nedir? Ayrıyeten bu ilkata karşı Kur'an'ın feyzinden edilen ilhamı nasıl anlamalıyız? Şimdi önce bu üslup meselesi yani. Mustafa Hazretleri birçok hakikatleri doğrudan anlatmak yerine dolaylı anlatıyor. Evet. Bu önemli bir işaret metodudur yani. Doğrudan hitap ettiniz mi karşınızdakine? Nefisler müdafaya geçebiliyor, dikeliyor falan. Bir çocuğa bile direkt hitap ettiniz mi hemen cephe alabiliyor size. Bu üstadımız bu dolaylı anlatımı çok güzel kullanmış. Bazen yer yer söylüyoruz gerçi bunu. Diyelim mesela işte iki kardeş bir havuzda yıkandılar işte. Sonra başladı konuşmaya. İki kardeşin konuşmasından iman küfür muvazenesini üstad yapmış oluyor değil mi o sözde? Evet. Ya mesela işte bir zaman sinnin cismen rütbeden büyük bir adam işte diyor ki namaz iyidir ama her gün gibi beşte bulmak pek çoktur. İşte usanç veriyor bitmediğinde. Ona hemen direkt cevap vermiyor. Vaktin diyor nefsini de aynı şeyle söylüyor ilahir deyip nefsini öne alıyor. Madem nefsine emmaredir deyip başlıyor nefsine hitap etmeye. Dolayısıyla o tip aynı fikirde olan kimseler varsa, o adam gibi diyen insanlar varsa, onlar direkt karşılanmamış oluyor. Ben nefsime konuşuyorum. Kendi öyle buyuruyor ya bazı insanlarda, kim isterse dinlesin diyor. Ben nefsime bunları yazıyorum, hitap ediyorum diyor. Aynı şekilde burada da şeytanın vesveselerine karşı bir mümin nasıl duracak, nasıl cevap verecek, evet, nasıl sarsılmayacak. Bu noktada şeytan bana böyle vesvese verdi bana, ben de ona şöyle dedim tarzında bir üslupla yumuşak bir geçişle nefsimize doğru ders veriyoruz zaten. Direkt değil de dolaylı ders vermiş oluyoruz. Evet. Aslında budur yani. Bugünkü insanlar malum çok büyük tehlike içerisindeler. Evet. Ahir zaman fitnesinden sahabeler zamanında bile çokları korkmuşlar, titremişler. Biz şimdi tam ortasındayız. Evet. Bu fitnenin dehşetini üstadımız şöyle ifade ediyor. Yani küfür olsun, dallet olsun ilahir. Bütün menfi fikirler, ideolojiler birer şahsı manevi halinde diyor değil mi? Hücum ediyorlar. Mana bu yani. Ferdi değil yani. Böyle baskı daha önce gelmemiş. Geçmiş asırlarda. Münferit inançsızlar varmış. İnanmayan bir filozof varmış diyelim. Onun sözünü işte birkaç filozof dinlermiş, cevap verilmiş, katılır yahut katılmazlarmış. Dar bir çerçevenin dışına çıkamazmış. Evet. Yani münferit bir ahlaksız varmış bir beldede. Onun zararı o beldeye dokunulmuş. Şimdi radyo ile, televizyonda, internetle ilahir her türlü menfi cereyan olsun, ahlaksızlıklar olsun, bütün dünyaya bir anda yayılabiliyor, ilan edilebiliyor. Ve küfür de olsun, dallet olsun, ideolojiler olsun, hepsi şahsı manevi hücum ediyorlar. Ve ferdi şahıslar diyor, dahi de olsalar bunun karşısına dayanamazlar diyor. Evet. Böyle dehşetli bir zaman üstadımız, malum çok müşfik bir zat, acı bir insanların haline. Tabi bu büyük bir, büyüklerin vasfı acımak. Küçüklerin vasfı ne? Düşman olmak, dövüşmek. Evet. Değil mi? Yanlışlık yapanlara kızmak, kavga etmek. Küçüklerin işi, büyüklerin işi acımak, onları kurtarmaya çalışmak. Hocam böyle bu kadar dehşetli bir asırda artık imana doğrudan doğruya ilişildiği bir dönemde Üstad Hazretleri şeytanın vesveselerine karşı insanları nasıl uyarabilir mi diye harekete geçmiş. Evet. Ve kendi nefsini öne alarak ona hitap eder gibi bize hitap etmiştir yani. Evet. Esas budur. Bu vesvese
İlkah dediği vesvesedir yani. Evet. Zaten kendisi bunu ifade ediyor. Kur'an'ın feyzi mi? Nasıl diyeyim ben sana? Kur'an'ın feyzinden üçlükte. Kur'an'ın feyzinden üçlükte ilham edildi. İşte bu acı usta çekince manevi çöküşün, yıkılışın, acısını üstad kalbinde çekince, bütün ağırlığıyla hissedince işte Cenab-ı Hak da kendisine lütfundan ilaçlar sunuyor ilham tarifiyle. Nitekim kendisi de zaten öyle buyuruyor. Risalelerin diyor, çoğusu diyor değil mi? Evet. Sünnattır diyor. Evet. Ekseriyetle diyor değil mi? O tarifi evet. Kullanıyor. Sünnattır yani. Kalbe Cenab-ı Hakk'ın ilham ettiği hakikatlardır bunlar. Bu ilhamın kaynağı ustanın ızdırabıdır yani. Evet. Ustanın çektiği ızdıraplar dert benimdir, deva Kur'an'ındır buyuruyor ya. Evet. Ustanın çektiği ızdıraplar, üzüntüler, bu gençliğin hali ne olacak demesi, yalvarması, dua etmesi bir sual oluyor. Cevabı Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla ilham olarak bu risaleler tarzında kendisine verilmiş oluyor. Ve o da bize takdim ederken böyle dolaylı bir şekilde takdim ediyor ve nefsimizi itirazdan, dikelmekten muhafaz etmiş oluyor. Evet. Ya da bir abinin ifadesi var ya, yani aslımızın ferdi, içtimai, müzminleşmiş hastalıklarını Kur'an'ın eczanesinden tedavi ediyor Risale-i Nur. İşte eczaneden Kur'an'da var mı bunlar? Evet. Yani ilhamla ancak alınır yani. Evet. Değil mi mesela? Üstad bilim adamları için mülhem keşifler diyor ya. Evet. Şimdi birçok fenli meseleler, fiziki kanunlar kainatta yaratıldığı günden beri vardı. Evet. Ama mülhem keşifler onu çıkardılar. Evet. O ilhama nasıl mazhar oluyor bir keşif? O uza emek sarf ediyor değil mi? Evet. İlmi araştırmalar yapıyor, düşünüyor, taşınıyor. İşte o düşünmeler, okumalar, alıştırmalar bir dua oluyor yani. Evet. Bu duaya karşı Cenab-ı Hak da onun kalbine, burada iman küfür fark etmiyor evet. Fiziki meselelerde. Kim çalışırsa ona verir. Nasıl kim ekerse ona veriyorsa mahsulatı, fikrim de kim ekerse fikrim mahsulatını ona veriyor. İşte bu ekme de bir dua oluyor yani. Evet. Ondan sonra Cenab-ı Hak, adam 20 sene uğraşıyor, bakıyor birden aklına gelir ki ya şöyle olamaz mı falan derken bir keşifte bulunuyor. O bir ilhamdır yani, o evet. Da ilhamdır. Ama esas ilham denince bu manevi, metafizik meseleler akla gelir. İşte bu hakikatler elhamdülillah ilham-ı ilahidir yani, Allah'ın lütfudur. Evet. Onu üstad açıkça söylüyor burada işte, Kur'an'ın feyzinden. Yani Kur'an bir kainat gibi yani. Kur'an kainat kitabından nasıl mülhem keşifler, ilmi buluşlar yapmışlarsa, değil mi? Oradan çıkarmışlarsa onları. Evet. Yani Cenab-ı Hak da Kur'an'dan bu hakikatleri ilahi ilhamla çıkarmıştır. Evet. Kendisi aynen bunu ifade etmiş olur. Bir sonraki sorumuzda vesvesenin sureti şudur. İblisin ilkatı. Dedi ki dersiniz Kur'an muzedir. Hem nihayetsiz belagattadır. Hem umuma her vakitte hidayettir. Halbuki şöyle bazı hadisat-ı cüz'iyeyi tarihvari bir surette mussızane tekrar etmekte ne mana var? Bir ineği kesmek gibi bir vakayı cüz'iyeyi o kadar mühim tavsifat ile böyle zikretmek, hatta o sure-i azimeye de El-Bakara tesmih etmekte ne münasebet var? Hem de Adem'e secde olan hadise sırf bir emri gaybidir. Akıl ona yol bulamaz. Kavi bir imandan sonra teslim ve izan edilebilir. Halbuki Kur'an umum ehli akla ders veriyor. Çok yerlerde efela yâgılûn der, akla havale eder. Hem taşların tesadüfi olan bazı halat-ı tabiiyesini ehemmiyetle beyan etmekte ne hidayet var. Kur'an'ın mucize oluşunu, nihayetsiz belagatını ve umuma her vakitte hidayet olmasını açıklayabilir misiniz? Evet, bu şeytanın ilkatı değil mi? Vesvesesi. Evet. Dersiniz Kur'an mucizedir. Hem nihayet belagattadır. Üç soru var burada. Birisi Kur'an mucizedir. Evet. Buna itiraz var yani. Değil mi? Evet. İkincisi nihayetsiz belagattadır. Buna da itiraz var. O vesvese de var yani şeytan tarafından. Hem umuma her vakit hidayettir. Kur'an hidayet kaynağı olanına da itiraz var. Bu itirazda da delil olarak şeytan kalbe bu vesveseleri atıyor yani. Bir ineği kesmekte ne mana var? Benim bu çok mühim hadise gibi Kur'an'da
tafsiratı da zikretmenin ne hikmeti olabilir? İşte Adem'e secde meselesi ilahir. Az önce okuduk zaten. Evet. Yani bunlar şeytan kendi aklınca deliller yani. Neye karşı delil getiriyor? Kur'an'ın mucize olmasına itiraz. Nihayesi belagatın itiraz. Bir de Ummu Helvak hidayet olmasına itiraz. Sadedinde bunları delil olarak şey yapıyor. Şeytan vesvese tarzında ilka ediyor. Şimdi o halde bu üç mesele üzerinde kısaca durmak gerekiyor. Birisi Kur'an mucizedir. Üstadım Kur'an'ın 40 vecihle mucize olduğunu değil mi beyan ediyor? Evet. En mühim de belagattır diyor. Ama sadece belagat değildir. Niye Üstad en mühim olarak belagatı nazar veriyor? Başka risallerde bunun izahları var. Nasıl diyor? O zaman çarşısında diyor. En mergut meta değil mi? Belagattı diyor. Evet. Aslı saadet. O dönemde. Evet. İşte şairler diyor. Bir kabilenin şairi en mühim bir kahraman olarak kabul ediliyordu. Evet. Ve Malakat Seba meşhur yedi büyük şiir, belirli şiir Kabe'ye asılıyordu falan. Böyle bir dönemde Kur'an-ı Kerim önce belagatıyla karşı tarafa meydan okuyor yani inanmayanlara. Ya inanacaksınız diyor ya da bunun Kur'an-ı Kerim bir mislini getireceksiniz. Değil mi? Evet. Muhammed Aleyhisselam gibi bir ümmiden. Haydi getiremiyorsunuz, ümmi olmasın, alim olsun. Tek getiremiyorsunuz, cemaat haline getirin. Haydi tümle getiremiyorsunuz, bir süresine getirin. İlahir. Üstad bunları anlatıyor. Yani belagatına, belagatı noktasında bir nazire getirin diyor. Evet. Ve getiremiyorlar. Üstad'ın güzel bir ifadesi var. Muharebe-i bir huruf. Mümkün değildi, muhalde. Muharaza-i bir huruf. Muharaza bir olur. Mümkün değil muhal. Evet. Muharebe bir sürüfe mecbur oldular. Evet. Yani harflerle bu kabul edemediler de Kur'an-ı Kerim'e belagatına kılıçlara sarıldılar diyor. Evet. Gayet güzel. Tarihte ortada zaten böyle olmuş yani. Bu Kur'an-ı Kerim mucize olduğu biz belagatta o kadar ileri olmayabiliriz. Arapçaya o kadar vakıf olmayabiliriz. Çünkü lisan bilmek de yetmiyor. Evet. Yani onu belagatı anlayacak seviyede bilmek lazım. Belagat, hepimiz Türkçe biliyoruz ama değil, edebiyat profesörleri daha bilişi başka bizden. Evet. Türkçe aynı Türkçe gibi gelir ama öyle değil. Ama şundan anlıyoruz ki işte Asr-ı Saadet'te bu meydan okuyuşa karşı mukabele edilememiş. Demek ki nihayetsiz belagatta. Evet. Bir de şöyle anlayabiliyoruz. Aklen. Üstadımız kainata kitap diyor değil mi? Evet. Mahlukata kelimat-ı kudret diyor. Allah'ın mahlukatı kelimatı olan, kudret kelimatı olan asr-ı ilahiye taklit edilemiyor. Bir ağaç bir kudret kelimesidir. Değil mi? Bir meyve kudret kelimesidir. Bir insan, bir hayvan kudret kelimesidir. Buna taklit edilemiyor. Halbuki bunlar esas itibariyle elementlerde yapılmışlar değil mi? Elementler. Evet. İşte elementleri harf diye kabul etsek aynı harflerle Cenab-ı Hak ağaç yapıyor. Harflerimizle biz bir ağaç yapamıyoruz. Evet. Demek ki mesele harfte değil, onu kullanmakta. Mesela Türkçe'de de böyle değil. Mesela hepimiz Türkçe biliyoruz ama diyelim işte çok belli bir şairin veya çok belli bir edibin yazısını ya şiirini taklit edemiyoruz. Evet. Yani kelime aynı kelime. O da biliyor, biz de biliyoruz. Niye yapamıyoruz? Demek ki mesele kelime değil, onu kullanmaktı. Şimdi bunu işte en az kainattan anlayabiliyoruz ki mesele elementlerde değil, Allah'ın onlarla yaptığı mucizelerde. Nasıl Allah'ın eserleri mucize ise, taklit edilemiyorsa, aslı element olmakla beraber, evet. Aynı şekilde Allah'ın kelamı da mucizedir, taklit edilemez, aslı Arapça olmakla birlikte. Evet. Aynı yani mantıken evet. Olaya böyle bakabiliriz. Şimdi esas belagat mucize oluşu Kur'an-ı Kerim'in belagatta olmakla beraber üstadımız 40 nevi icazı var diyor Kur'an-ı Kerim'in. Evet. Onlardan kısaca bahsedelim, fazla girmeyelim konuya. 25'in söz daha çok belagat değil mi işleniyor? Evet. Fesat işleniyor, selaset işleniyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim en önemli bir mucize olma ciheti
veçi gayipten haber veriyorsun. Evet. Şimdi kainat nasıl yaratılmış? Anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Bu bir ümmenin işi olamaz. Bir insan işi olamaz yani. Evet. Cenab-ı Hakk'ın bizi niçin yaratmıştır? Bize marziyeti nedir, arzuları nedir? Ne yapmamızı istiyor? Bu da tahminen akılla yapılacak bir şey değildir. Ve nereye gidiyoruz? Kabir ötesinde nasıl bir alem bizi bekliyor? Bu da akılla izah edilemez. Bütün bunların yanında değil, peygamber kıssaları, mucizeleri, hadiseleri anlatılmış Kur'an-ı Kerim'de. Bunlar hiçbiri akılla olacak şeyler değildir. Şimdi mesela diyelim, demek ki baştan bir şey yapalım. Önce Allah'ın varlığı, birliği, kadim olması, baki olması, mekanda münezzeh, zamanda münezzeh olması, hiçbir şeye benzememesi gibi Cenab-ı Hak zatına ait hakikatler Kur'an-ı Kerim'de çok güzel ortaya konmuş ve bunun misli getirilememiş. Nasıl getirilememiş? Allah hakkında Kur'an dışında yazılanlar ortada hepsi hurafe. Değil mi? Evet. Hristiyanların teslis inancı bunun en açık örneği. Allah'a inandık diyorlar ama işte İsa Aleyhisselam'a ilahlık isnat ediyorlar. Meryem annemize ilahlık isnat ediyorlar. Demek ki bunun, bu Allah inancı nedir? Hak değildir yani. Doğru evet. Değildir yani. Doğru bir inanç değildir. Malum hakikatin bir tarifi var. Hakikat diyorlar, hükmün vaka mutabakatıdır diyor. Mutabak olmasıdır. Hükmün vaka mutabak olmasıdır. Mesela bir fiziki olaydan bahsediyorsunuz. Diyorsunuz atmosferin kalınlığı şu kadardır. Değil mi? Kaç kilometre atmosfer? 80 diyor yaklaşık. Mesela. Evet. Kaç olursa emin değil. 80 kilometre diyor mesela. Şimdi bu bir hükümdür. Gerçekten de 80 kilometre ise bu hüküm haktır. 15 kilometre ise bu hüküm hak değildir. Evet. Yani hüküm vaka mutabık olacak ki hakikat olsun. Şimdi Allah hakkında konuşulanlar vaka nasıl mutabık olacak? Kur'an bahsettiği gibi olacak ki vaka mutabık olsun. Kur'an-ı Kerim Allah hakkındaki bütün hükümleri vaka mutabıktır. Allah vacip midir? Kur'an-ı Kerim vacip demiştir. Değil mi? Allah ezel midir? Kur'an-ı Kerim ezel demiştir. Ebedi midir? Ebedi demiştir. Bir böyle. Diğer kıssalar da mesela öyle. Diyelim Meryem annemiz hakkında işte Hristiyanlar ilah demişler haşa haşa. Değil mi? Yahudiler de iftirada bulunmuşlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim ne yapmış? Şimdi ikisi de İslam'a karşı iki cereyan, iki batıl inanç. Evet. Değil mi? İki marif, din. Buna birbirine girmişler o mevzuda. İşte hani haşa haşa beşer işli olsa işte bir tarafı tutup öte tarafı vurmak mümkün değil mi? Evet. Ama Kur'an öyle yapmamış çünkü. Allah kelamı, beşer kelamı değil. Peygamber de Allah içisi. Şahsi fikri ve hareket etmiyor. İnhu illa vahiy yuha. Vahiy ile konuşuyor, ilhamla konuşuyor. Dolayısıyla olayı aydınlatmış. Meryem annemiz salih bir kadındı demiş. Değil mi? Evet. Kesmiş şeyin. Yahudilerin iftirasını. Hazreti ise Hazreti Meryem taam yerlerdi demiş. Yani yemek yerlerdi. Yemek yiyen ilah olur mu ya? Değil evet. Mi? Yemeğe evet. Muhtaç olan ilah olur mu? Olmaz. Burada da Hristiyanların bahsedilmesini kesmiş ve hakikat ortaya koymuş. Bu ve benzeri birçok hakikatların gerçek veçesini Kur'an-ı Kerim ortaya koymak da mucize olmuş yani. Evet. Anladın mı? Yani, gaybi Allah'tan bahsetmesinden, ibadetlerden bahsetmesinden, helalden bahsetmesinden, işte aile hayatından, halk hukukundan, içtimai nizama kadar ne kadar mesele varsa hepsinin en doğru hükümleri Kur'an'da var. Bu ise mucizedir, beşer işi olmaz bunlar. Evet. Ama buna benzer, senin dediğin gibi 40 neyi yiyeceğiz var. Mucize olması bu. Kelime olarak mucize demek o zaman. Yani mucize acizleri düşüren demek. Evet. Aciz bırakan. Evet. Mucize acize bırakan demek. İşte az önceki örneğimizi verelim tekrar. Bir ağaç mucizedir. Niye? İnsan ağaç yapamaz. Yani olur mucize. Evet. İnsan ağaç yapamaz, ağaç da yapılmış. O halde Allah işidir bu. Evet. O mana. Hem nihayesi belagatıdır. Buna sanki temas etmiş olduk. Bir de hem umma her vakit hidayettir. Bir de Kur'an-ı Kerim umma hidayettir. Yani umum kelimesi iki manada anlaşılabilir. Birisi bütün insanlara yani avam havas.
Yani avama da bütün hakikatleri çok güzel ders veriyor Kur'an-ı Kerim. Kavrasa da değil mi? Fenli kitaplar diyelim. Sadece o bilimin muhataplarına hitap ediyor. Evet. Diğer insanlara hitap etmiyor değil mi? Evet. Kur'an öyle değil. İlahi hakikatleri öyle ders veriyor ki avam da havası da anlıyor. Yani temel hükümleri. Evet. Teferruat başka. Bir böyle umu anlıyoruz, umumun kelimesi. Bir de artık başka peygamber, başka kitap söz konusu değil Kur'an'dan sonra. Kıyamete kadar gelecek bütün insanlar Kur'an'la amel etmek durumundalar. Evet. Bir de böyle umum oluyor yani. Bütün insanlar, evet, kıyamete kadar bütün insanlar umum oluyor. Bir de avam havas bütün insanlar yine umum oluyor. Umum kelimesini iki şekilde anlayabiliyoruz. Bunun tümüne Kur'an-ı Kerim hidayettir. Hepsine doğru yolu. Hidayet o demek yani. Evet. Zalletin zıttı, malum hidayet. Yanlışlıkların zıttı. Doğru yol, hakikati, hakkı. Umum insanlara, umum zamanlara. Evet. Ders vermesi cihetiyle Kur'an-ı Kerim umuma hidayet olmuş oluyor. Evet. 25. söze geçse ya hocam. Nasıl ki diyor elhamdülillah gibi diyor bir lafzı Kur'an'a okunduğu vakit dağın kulağı olan diyor mağarasına girdiği gibi sineğin kulağına da gider diyor. Aynı kelam. Evet. Aynen onun gibi diyor. Kur'an'ın manaları dağ gibi akıllara da işba ettiği gibi sinek gibi akıllara da diyor tatmin eder diyor. Hepsini de veriyorsun. Evet. Aydın bir sorumuz hocam. Meleklerin Hazreti Adem'e secde etmeleri hadisesinin gaybi bir emir olması ne demektir? Soru da geçti değil mi? Mesela evet, geçti. Sırf bir emri gaybidir diyor değil mi? Evet. Bu gayb olması yani olayı biz şu gözümüze görmüyoruz yani. Evet. Gaybın tarifi görülmeyen demek. Evet. Gayb görülmeyen diyor. Bir görülemeyen demek değil diyorlar. Evet. Burada bir incelik var. Yani gayb demek görülmeyen, görülemeyen değil, görülmeyen demektir gayb. Evet. Şimdi o olay biz görmüyoruz ama o olay görülmüş değil mi? Evet. Bütün melekler, bütün cinler seyretmişler o olayı. Ama biz görmemişiz. Yani meleklerin imtihan olmasını, mescide secde etmelerini. Biz görmemişiz. O bizim görmememiz cihetle gayb oluyor. Yani. Evet. Evet. Şimdi zaten iman da gayb için söz konusudur. Evet. Yani görülenlere iman olmaz zaten. Görülen zaten bilinir. Değil mi? Evet. Görülen görülür ve bilinir. Evet. Mesela ben güneşin varlığına inanıyorum denmez. Güneşin varlığını biliyorum, görüyorum denir. Ama ahiretin varlığına inanılır çünkü görmüyoruz ahireti. Evet. Ama delillerini, reşahatını, emarelerini biliyoruz ve iman ediyoruz. Evet. Şimdi bu olayı da görmüyoruz mu iman ediyoruz. Evet. Evet. Emirden maksat ne hocam? Emri gaybi değil. İş manasına. Evet. İş hadise. Evet. Yine vesvesenin devamında taşların bazı halat tabiyesinden maksat ne olabilir? Onlardan kurarken bahsediyor ya. Evet. Onda ne şey var diyor. Hem taşların ne geçiyor? Taşın tesadüfi, taşların tesadüfi olan bazı halat-ı tabiyesini. Evet. Ehemmiyetle beyan etmekte ne hidayeti var? Ha. Şimdi sorunun tersinden cevaba gireceğiz yani. Bir taşların bu halleri, tabii halleri tesadüfi değil bir de. Evet. Soru sahibi yani şeytan bu vesvesiyle tesadüfi bir şeydir diyor yani taşın parçalanması. Evet. Statik tesadüfi değil yani. Çünkü niye? Çünkü taşın önce haleti tabiyesi. Şimdi taş bir defa bir tabii hal değil yani fiziki halleri diyelim. Serttir değil mi? Evet. Şimdi bu tabi bir halde ama tesadüfi midir? Değildir. Değildir. Satıyor ya, maye haline gelen bir maddeyi seyahat eden taş, taştan toprak halk edilmiş. Arzın evvelki katına bakıyoruz, görüyoruz ki diyor, evet, değil mi? Maye kalsaydı diyor, kalbine sükun olmaz, oturamazdık. Evet. Hep sert olsaydı bu sefer istifade edemezdik. Evet. İlahir. Demek ki taşın sert olması tabi değil. Yani tesadüfi değil yani. Evet. Tabi fiziki bir olay ama tesadüfi değil. Nasıl olması tesadüf değilse, yaşlanması da tesadüf değil değil mi? Taşlar yaşlanıyorlar, yıpranıyorlar bizim gibi, kainatın tüm. Ahir zaman ne demek? Kainatın ihtiyarlık vakti demek. Evet. Değil mi? Şimdi demek taş pörsür de, yıpranır da, parçalanır da ama bunlar da tabi değildir. Tesadüf değildir, tabidir ama tesadüfi değildir. Evet. Onun tabiatına bu konulmuştur yani. Evet. Sertliği de tabidir, yaşlanması da tabidir. Yani tabiatında bu vardır yani. Fıtratın da evet, diyelim. Evet. Ama tesadüfi değildir bunlar. Evet. İşte o halde
yuvarlanmaları da, parçalanmaları da, su akması da, su akması da, zelzeleyle dağılmaları da. Evet. Ne zelzelenin kendi tesadüfidir zelzelenin, ne de onunla dağların, taşların parçalanması tesadüfi değillerdir. Bu olaylar tesadüf olmayınca ne oluyor? Bunlar ilahi bir icraat oluyorlar. Evet. Değil mi? İlahi bir fiil oluyorlar. Ha, ilahi fiil olunca bunlar, taşlar bu fiile muhatap oluyorlar ve parçalanıyorlar. Evet. Değil mi? Yani parçaların emri, ol emri gibi. Sanki onun parçaların emri geliyor ve parçalanıyor. Evet. Yuvarlanan emri geliyor ve yuvarlanıyor. Kendi iradesiyle. Yani duran taş, hani biz hani oturuyoruz, diyoruz ki falan yere gideyim. Değil mi? İrade edip kalkıp bir yere gidiyoruz. Yani taş da otururken yerinde, bir de yuvarlanıp derin dibine ineyim demiyor herhalde. Değil mi? Evet, yani demez. Kendi iradesiyle yapmadığına göre ilahi icraattır bu. Taşın parçalanması Allah'ın emriyle olduğu gibi, yuvarlanması da Allah'ın emriyle olduğu gibi. Tabiat yaratılışı da Allah'ın emriyledir, onun iradesiyledir. Yani işte bu taşlar, bu emirlere uyarak parçalanırken, dağılırken, yuvarlanırken, evet, taş oldukları halde. İnsanın Kur'an emirlerine uymaması, dinlememesi, o şekilde hareket etmemesi, taşlardan daha sert olmak tarzında ayette ifade ediliyor. Evet. Daha katı olmak. Evet. Taş emir dinliyor da siz dinlemiyorsunuz. Evet. Taş yuvarlanıyor da siz diyelim cihada gitmiyorsunuz, cihada secde etmiyorsunuz. Evet. Değil mi? Taş parçalanıyor, içinden sular akıyor da sizin kalbinizde bir şey akmıyor. Evet. Gibi. Buradaki şey, yani belagat mükemmel fakat vesvese de geçtiği gibi şeytan buna tesadüfe bakıyor. Evet. Tesadüfe bakınca da bunun anlatılması sanki icraza muhalif gibi görünüyor. Tesadüfi görünce öyle olur tabii. Evet. O zaman bir sonraki sorumuz uzun bir soru. İçinde talim esma gibi böyle detaylı konular var. Yani süremiz de kısıtlı. Gelecek haftaya bıraksak nasıl olur? Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takip edicileri, bu haftaki programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kaynı günler.